Merhaba arkadaşlar. Binance borsasında işlem yaptığınızda maalesef ki şöyle küçük kırıntı bakiyeler kalabiliyor. Bu videomda sizlere bu bakiyelerden nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeceğim. Video hoşunuza giderse beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bunun için iki tane seçenek mevcut. İlk başta cüzdan bölümünüze girdiğinizde spot piyasasında şurada convert butonu var arkadaşlar. Bu convert butonuna tıklarsanız şurada gördüğünüz gibi küçük bakiyelerden kurtulabiliyorsunuz. Bu bakiyeleri BNB'ye dönüştürüyor. Şöyle tıkladığımızda 6 saatte bir bu seçeneği kullanabiliyoruz arkadaşlar. Buradan convert butonuna bastığınızda sizden %2'lik bir fee alıyor. Yani bunu bedavaya yapmıyor Binance. Ve bunu onayladığınızda bakiyeleriniz BNB'ye dönüşmüş oluyor. Tabii ki bunu 6 saatte bir yapabiliyorsunuz. Ben az önce yaptığım için maalesef ki bunu size canlı olarak gösteremedim. Buradan da dönüştürme geçmişlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Alım satımlar kısmına geldiğinizde bakın burada convert butonu var. Yani dönüştür butonu. İlk başta burada işlem yapabilmeniz için minimum 20 dolar ya da 150 TL'lik bakiyeniz olması gerekiyor. Ben 20 dolarlık hatta 25 dolarlık bir satış işlemi yapayım. 300 TL'lik bakiyemiz burada gözüksün. Convert butonuna bastığımda karşıma böyle bir ekran çıkacak. Burası biraz bekletebilir. From ve To diye iki bölüm var arkadaşlar. From kısmına hangi bakiyeyi dönüştürmek istiyorsanız onu seçmeniz gerekiyor. Ben Türk lirasını dönüştürmek istiyorum. To kısmına ise neye dönüştüreceğinizi seçiyorsunuz. Mesela TTR'e dönüştürelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere minimum 150 TL maksimum da 100 bin TL'lik işlemi buradan yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da kur fiyatını farklı hesaplıyor. Hemen şuna bakalım. Bakın şu anda kur 14.85'miş. Convert butonuna gelelim ve kuru kaç tane hesapladığına bakalım. Onayladım. Devam ediyorum arkadaşlar. Şuraya tıklarsam kuru nereden hesapladığını görebilirsiniz. Bakın 14.859'dan hesaplıyormuş. Tekrardan geri gelelim. Normalde kur şu kadar arkadaşlar. Yani kuru farklı hesaplıyor. Ki bu dolar tl paritesi. Bunu bitcoin üzerinden ya da daha farklı bir kripto para üzerinden bakarsanız buradaki fark çok daha farklı olabilir. Bundan dolayı da convert butonunu normal al sat işlemleriniz için kullanmayın. Hemen size bir tane canlı örnek gösterelim arkadaşlar. Bu şekilde tüm bakiyemi ekliyorum ve alım işlemini onaylıyorum. Convert butonuna bastıktan sonra işlemin bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi tekrardan geri dönelim. Gördüğünüz gibi artık kullanılabilir Türk liram hiç kalmadı. Tamamen bunu çevirdi. Convert butonunun kullanım mantığı da bu şekilde. Dediğim gibi kuru farklı hesaplıyor ve bundan dolayı da daha fazla ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ama küsürat kalmasını istemiyorsanız da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben size kullanımını gösterdim. Videom hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.